Bu arada sosyete mantılarımız yani geldi. Olmadı. Evet. Eleştirmek için yapıyorlar diye düşünüyorum. Yani çünkü benim baktığım diğer taraf, yani gerçi Zuhal Hanım da öyle söyledi. Demek ki yani benim bilmediğim bir yerde bir şey var. Ya yani olur, doğrudur. Her şeyi bilemem. Ben de bundan sonra ismini Mor Sultan olarak koydum. Bundan sonra evde de yaparken diyeceğim ki bu Pembe Sultan değil, Mor Sultan. Tadı nasıl Mor Lana'nın? Şey, Mor Sultan'ın? Mor Sultan'ın... Öyle değil mi? Tadı güzel ama. İsmini Sultan. Değiştirdik Zuhal Hanım. Çok büyük büyük zorlamışlar. Yemek o kadar zorlandım ki yani. Niye zorlandın? Bir yeri toplarken diğer yeri uzadı. Büyük doğranmış. Büyük diye mi? Evet. Bir de sert olduğu için toparlanmıyor da. Aslında normal de bunun bir gün önceden hani evet, yumuşatması lazım, gerekiyor. Hani zamandan ben de öyle mutlaka tahmin evet, biraz da uzun evet. olduğu zaman zor geldi bu, bayağı. Bir gün önce yapılması gerekiyordu. Onu tuzla böyle evet. olacak ki evet. yumuşaması o, için. Tuz onu güzelce ne? İşte bir gün ovup tuzla dolapta bekletirsen yarım günde olsa yumuşuyor. Ama şimdi süre çok tabii, kısıtlı tabii. olduğu yani, için. Şey, yalnız ama ilk seçim. Başta bunu yapıp biraz yumuşatabilirdi. İlk başta yaptı zaten, izleyeceksiniz. İlk başta bunu hemen hazırladı. Pembe Sultan yani bir tahmin ettik. Bor lahana veyahut da kırmızı pancar olacağını tahmin ettik ama Pembe Sultan Mor Sultan oldu. Biz pembe bekliyorduk, mor geldi. Daha çok Mor Sultan'a benziyordu. Pembe Sultan'ı gördük ama hiç alakası yoktu. Pembe Sultan diye kullanıldı ama mor lahana geldi. Hiç alakası yoktu. Birer kaseyle getirdi, önümüze koydu. Servis çok geç oldu, bekle bekle yemek yok. Bizi onlar getirdi oyalamak için, susalım diye yaptı onu. Ne yazılıyorsa, pembe yazılıyorsa pembe olması lazım, eksik sayılır. Bu yönde puanımı kıracağım. Ben oyalamadım. Ya ben de önleri boş kalsın istemedim. Ama oyaladın dediler, canları sağ olsun. Kayınvalideler başımızın tacı. Gelin gelmeyecek herhalde. Gideyim servisimi evet. mutfaktan alayım geleyim. Siz bilirsiniz, buyurun. Biz mutfağa hani giremezsiniz diye bir şey demiyoruz tabii. Buyursunlar. Afiyet olsun. Evet, buyurun. Nasıl buldunuz sosyete mantısını Tülay Hanım? Şimdi bunun içindeki kıyma mı et mi? Kıyma. Kıyma canım, kıyma ne eti? Kıyma ise biraz fazla iri geldi sanki kıyması bana. Ya iri çekilmiş böyle. Ha. Öyle mi? Şimdi alışverişleri acaba biz yapmadık. Acaba kuzu eti mi dan eti mi onu da sorun Tülay Hanım. Dana tabii ki. Danadır yani şimdi mantı. Teşekkür ederim. Evet. Eti iri geldi bana içinde. Yani sanki kıyma değil de böyle ince ince doğranmış. Bu çift çekim dana etin şey dana kıymasından yapıldı. Ama şöyle olabilir, ben biraz bol koydum. Çünkü ha, bol üst bol yiyin istedim. Üst olabilir kıyma bu sefer. Sardım ya, ondan kaynaklı olabilir. Olur. Doğru, haklısınız. Hmm. Tadı nasıl? Tadı güzel, lezzetli. Oh, tamam. Onu ama söyleyeyim. İşte çok her şey yoğurt yoğurt olmuş böyle. Yayla çorbası, Pembe Sultan, sosyete mantısı. Evet. Ya yoğurt böyle hafif ya. O yüzden hani genel olarak hafif olsun dedim. Bunu tercih ettim. Evet. Hanımlar yesinler bakalım sosyete mantısından da. İzninizle ben ana yemeğim tabii için hazırlığa canım, tabii gidiyorum. Tabii ki canım, bak sen işine. Bu benim dükkanımda yapıp sattığım bir şey. Öyle mi? Evet. Lezzetini beğendiler en azından. Hani tamam biraz şey yaptılar, eleştirdiler ama sonuç lezzetini beğendiler. Evet. Nurhan Hanım siz nasıl buldunuz? Yani pek beğenmedim. Aa, niye? Yani... Neyini beğenmediniz? Tadı fazla alamadım. Kıyma tadı yok mu? Kıyma tadı var ama şeyini çıkaramadım. Neyini çıkaramadınız? Yani bir şey eksik gibi geldi tadını bana da. Tadını alamadı herhalde. Allah Allah. Ben şunu biraz da tuzu sanki fazla gibi. Bunlar birazcık sotelendi. Çok küçük bir parça tadına bakmak istiyorum. Çünkü tuz katmadım diye hatırlıyorum. Evet. Tuz katmadım ama biberlerin tadı çok güzel olmuş. Biberin orijinal tadını bozmayacağım çünkü tavuğumda tuz var. Evet, siz nasıl buldunuz Şengül Hanım? Güzel. Ben beğendim. Ben de beğendim. Beğendim, güzel. Gayet güzel olmuş. Evet, sadece bir orta kısmı biraz böyle hamur geldi. Ama yok, lezzeti evet. güzel. Yok yok, hamur diyeceğim, o kadar benim, da olsun. Benimki öyleydi Zuhal Hanım. Açtım baktım, o da herhalde kıymanın yoğunluğundan. Emre Hanım siz beğendiniz mi? Beğendim, ben de beğendim. Güzel değil mi? Güzel. Biraz yoğurdu sıcak olduğu için biraz birazcık... Nasıl diyeyim, tadı biraz ekşimiş gibi olmuş. Yoğurt sıcak şöyle size yoğurt. Söyleyeyim, sarımsaklı yoğurt kullanıyoruz sarımsaklı biz yoğurt bunda. Yoğurt. Bu zaten sarımsaklı. Hani sıcak koymamız gerekiyor evet. ki bir çıtırlıkla bir yumuşaklığı bir arada tabii, alabilelim. Tabii yani doğru yapmış. Ve üstüne de zaten yağ yakılıyor bunun tekrardan. Evet evet, yapmıştı yağını falan da. Ya annem hani
naif yapılıdır ama hakkında bırakmaz. Lezzeti de güzel, baharatları da ben tat aldım yani. Nur Hanım bir tat alamamış. Ama... Gelin nerede kaldı? Ama bir de tabaklarımız yine çok sade boş. Sene sade boş. Evet. Yani bir tane. Çok boş. Boş mu ya? İki çeşit çok... yetmiyor mu? Araya boş. Bekle. Yani biri salata. İyi de biri mantı yani yufkalı kıymalı ağır bir şey zaten. Daha ne olacaktı bunun yanına? Gene. Suhal Hanım ayrı ayrı geldiği için. Ha. O yüzden. Aslında şimdi beni şöyle getirmiş olsaydı. Evet, birlikte evet, getirse, yani. Birlikte getirse daha güzel olur. Evet. Tek tek koyunca bir yani boş. Efendim annelerim. Tek tek gelince buyurun. Olmadı. Sosyete hani mantını beğendik. Bu bir de el açması değil. Hani hazır yufka olduğu için. Beğendiniz mi? Beğendim. Afiyet çok güzel. Eline sağ. Ben şeyi de beğendim. Mor Sultan. Mor Sultan. Mor Sultan diye bir şey de varmış bundan bu arada. Bundan sonra ismi Mor Sultan. Hayır hayır. Mor Sultan diye de bir tarif olmuşlar. Var mısın? Evet varmış. Belki de sen yanlış şey yaptın. Belki olsun. De. Belki bir şekilde de. Bir sultan var ortada. Bir sultan var evet. Bir sultan tattık ama hangi sultanı tattık bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Yok sosyete mantısını gayet güzel. Böyle olur ama Nur Hanım. Bir lezzet alamadınız diyorsunuz ama hepimiz aldık bir sanki lezzet. Bir şey... Ya tuz var fazla geldi bana. Yok tuzumuzu normal. Her yani tuzu ondan normal. Tat alamış yani tuzu normal, normal soğanlı koydu. Evet, biraz bana normal da tuz geldi. Bana gelmedi. Biraz bana da tuz geldi. Sarımsakla yoğurdun içine biraz acaba... Biraz az bir şey koydu. Ha, koydu belki de yoğurdun tuzunu almışsınız. Olabilir yani olabilir. Tuz geldi. Zaten yok, bütün mantılarda biliyorsunuz sarımsakla hazırlarken biliyorum. Biraz zaten da tuz atılır yani. Sarımsaklı yoğurt olmazsa onun tadı çıkmaz. Aynen. Çıkmaz. Tadını alamazsın. Hı-hı. Sosyete mantısı kayınvalidesinin de açıkladığı gibi sürekli kendi restoranlarında yaptığı bir mantıymış. Hazır yufkadan yapılan bir mantıydı. Yani sosyete mantısı deyince daha böyle gözü dolduracak, hitap edecek bir şey bekliyordum. Börek geldi. Hazır yufkada yapılmıştı. Çok eleme yoktu. Ben biraz yoğurdunu ekşimiş buldum sıcak olduğu için. Fena değildi. Şimdi tavuk fahita gelecek. Evet. Alengirli bir yemektir. Sosları vardır. Bilen var mı fahitayı aranızda? Yiyen var mı? Yemedim ama gördüm. Gördünüz. Jülyen. Evet, cos kendi pişirme kaplarında gelir. Evet. Ama buradaki hani şartlarda... Yok, burada öyle bir şey beklemiyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Hemen alacağım. Yani hemen o soslarıyla. Alacağım. Evet, bravo. Sosları, 3 çeşit sosu var. Bir de lavaşını kendim mi yaptı, hazır mı aldı? Lavaşını hazır kullandık. Esasında... yapması daha şey yani. İsabet mi olurdu? Tabii. Onun şeyi lavaşta bir de soslarında. Evet sosları çok önemli. Hı. Kayınvalideme bilenmişler birazcık. Ama açıkçası ona hani benim yapabileceğim bir durum yok. Bunları önceden koyuyorum birazcık. Lavaşı ıslatsın. Tadını versin diye. Kokusu çok güzel geliyor şu an bana. Ama işte yorumları bilemeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.